Herkese yeniden merhaba. Photoshop programında kullanabileceğiniz pek çok komut ve özellik bulunmaktadır. Bu videoda sizlere mimari görselleştirmeleriniz için en sık kullanacağınız komutları göstermek istiyorum. İlk özellik layer'lar, yani katmanlar. Ekranınızın sağ alt kısmında bulunan sütunda layer'larınızı görebilirsiniz. Bu kısımda yeni layer oluşturabilir ve oluşturmuş olduğunuz layer'ları düzenleyebilirsiniz. Photoshop'unuza attığınız her görsel yeni bir layer olarak gelecektir. Bu layer'ların yanında bulunan göz işaretini kapatarak çiziminizden kaybolmasını sağlayabilirsiniz. Ve aynı şekilde sıralamalarını değiştirerek hangisinin üstte, hangisinin altta bulunacağını belirleyebilirsiniz. Photoshop'ta çiziminize başlamadan önce yeni bir layer oluşturmanız gerekmekte. Eğer yeni bir layer oluşturmazsanız yaptığınız değişikliği geri almanız çok zor olacaktır. Örneğin fırça aracımı aktif ederek haritam üzerine bir çizim yapıyorum. Yeni bir layer oluşturmadan yaptığım için bu çizim bu harita layer'ının üzerine çizilmiş oldu. Ve çizdiğim çizgileri silmek istersem eğer haritayı yeniden kurtarabilmem çok zor olacaktır. Bu nedenle çizim yapmadan önce yeni bir layer oluşturmanızı tavsiye ederim. Yeni bir layer oluşturmak için ekranınızın sağ alt kısmında bulunan Create a New Layer sekmesine basmanız gerekiyor. Ve bununla birlikte yeni bir layer oluştuğunu görebilirsiniz. Şimdi çizmek istediğiniz çizimi bu layer üzerinde çizerseniz aslında farklı bir katman oluştuğunu göreceksiniz. Bu şekilde haritama zarar vermeden üzerine çizim yapabilirim ve istediğim zaman bu layer'ı delete tuşuyla silebilirim. İkinci anlatacağım şey seçim araçları. Kullanabileceğiniz 3 adet seçim aracı bulunmaktadır. Bunlar Marquee Tool, Lasso Tool ve Magic Wand Tool'dur. Üzerine basılı tuttuğunuz zaman seçenekleri görebilirsiniz. Bunlardan ilki dikdörtgen seçim aracı. Ekranınıza basılı tutarak istediğiniz yerde dikdörtgen seçim alanını seçebilirsiniz. Üzerine basılı tutarak sürükleyerek yerini değiştirebilirsiniz. İkincisi eliptik seçim aracı. Bu araç sayesinde dairesel seçim alanı oluşturabilirsiniz. Eğer tam bir daire olmasını istiyorsanız Shift'e basılı tutabilirsiniz. Üçüncü ve dördüncü seçim araçları yatayda ve düşeyde birer piksellik seçim alanı oluşturmaya yarar. Ekranınızda basılı tutarak istediğiniz noktaya getirebilir ve o hizada birer piksellik seçim alanı oluşturmuş olursunuz. İkinci seçim aracı lasso aracı, kısa yolu L. Lasso aracının da kendi içerisinde çeşitleri bulunmakta. Üzerine basılı tutarak bu çeşitleri görebilirsiniz. Bunlardan ilki serbest seçim alanı oluşturmaya yarıyor. Mouse'unuzu basılı tutarak çiziminizde istediğiniz yerleri seçebilirsiniz. İkincisi poligonal lasso tool. Bu araçla birlikte düz çizgiler çizerek seçim alanı oluşturabilirsiniz. Üçüncü araç magnetik lasso. Görselinizde bulunan çizgilere mıknatıs gibi yapışacaktır. Eğer yanlış bir noktayı tutarsa backspace'e basarak geri dönebilirsiniz. Ve eklemek istediğiniz noktalar için mouse'unuza bir kere tıklayabilirsiniz. Üçüncü seçim aracı Quick Selection ve Magic Wand araçları, kısa yolu W. Quick Selection aracını kullanarak seçmek istediğiniz alanı basılı tutarak hızlı bir şekilde seçim yapabilirsiniz. Magic Wand aracı. Bu aracı kullanarak etrafı kapalı geometrik şekilleri kolayca seçebilirsiniz. Örneğin haritanızda bulunan binaları Magic Wand aracıyla seçerek boyayabilirsiniz. Mimari Photoshop kullanımında Magic Wand en çok kullanılan komutlardan biridir. 3 numara Paint Bucket Tool, yani kova aracı, kısa yolu G. Ekranınızın sağ üst kısmında bulunan Color Swatch'tan istediğiniz rengi seçerek istediğiniz alanını bir kere tıklayarak boyayabilirsiniz. 4 numara Crop, yani kırpma işlemi, kısa yolu C. Dosyanızdaki görseli kırpmak istediğiniz zaman bu komutu kullanabilirsiniz. Çıkan çerçeveden istediğiniz boyutu ayarlayarak seçim alanınızı daraltabilirsiniz. 5 numara Eyedropper, yani damlalık aracı, kısa yolu I. Ekranınızda bulunan renklerden istediğinize basarak seçili renginizin değişmesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde ekranınızı basılı tutarak da renklerin değişimini görebilirsiniz. 6 Brushes, yani fırçalar, kısa yolu B. Fırçanızın rengini ve boyutunu ayarladıktan sonra istediğiniz şekli çizmeye başlayabilirsiniz. Fırçanızın boyutunu ayarlamak için mouse'unuzun sağ tuşuna basarak çıkan ekranda boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz. Farklı fırçalar seçebilirsiniz ve fırçalarınızın opasitesini, yani saydamlığını değiştirebilirsiniz.
İnternetten bulup yükleyeceğiniz farklı çeşitlerdeki fırçaları da çiziminize ekleyebilirsiniz ve bu şekilde çizimlerinize farklılık katabilirsiniz. 7 numara Clone Stamp Tool, yani klonlama aracı, kısa yolu S. Bu aracı kullanarak görselinizde bulunan kısımları klonlayabilirsiniz. Bunun için klavyenizden alt tuşuna basılı tutarak bir noktayı referans almanız gerekiyor. Örneğin bu görselde sert zemin olan kısmı da çimen yapmak istiyorum. Bu nedenle çimeni alt tuşuna basarak referans alıyorum ve diğer kısımları boyuyorum. 8 numara silgi aracı, kısa yolu E. Silgi aracını seçtikten sonra silmek istediğiniz yeri basılı tutarak silebilirsiniz. Fırçayla aynı mantıkta boyutunu değiştirebilir, opasitesini değiştirebilirsiniz ve farklı fırça çeşitleri seçerek de çiziminizi silebilirsiniz. Sonuncu text, yani yazı, kısa yolu T. İlk olarak text'e bastığınız zaman ekrana bir kere tıklayarak yazacağınız tek satırlık kelimelerdir. Burada çıkan kısma istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Araç çubuğunda bulunan kısımdan rengini, boyutunu ve fontunu seçebilirsiniz. Daha uzun bir paragraf yazmak istiyorsanız komutu aktif ettikten sonra mouse'unuzu bir kere basılı tutarak bir dikdörtgen çizmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde çıkan pencerede istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz ve aynı şekilde ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu videoda mimari Photoshop için kullanılan basit komutları gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Photoshop videolarının devamı için yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.